Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 4. sınıf Din ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. yazı ile ilgili soru. Aşağıda verilen sözcüklerle cümleler son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimizin dürüst ve güvenilir olmasından dolayı lakabı Muhammedül Emin'dir. Peygamberimiz miladi takvime göre 571 yılında nerede doğmuştur? Evet, Peygamberimiz Mekke'de doğmuştur. Allah'ın buyruklarına aykırı iş, söz ve davranışlara ne denir? Günah. Peygamberimiz 6 yaşına kadar kim yanında kalmıştır? Süt annesinin yanında kalmıştır. Yakınını kaybeden birisine ne demeliyiz? Yakın kaybettiyse başın sağ olsun diyeceğiz. Peygamberimiz hangi şehirde vefat etmiş? Medine şehrinde vefat etmiştir. Peygamberimiz boş yere yemin etmekten ve yalan söylemekten kaçınırdı. Kur'an-ı Kerim'in ilk 5 ayeti hangi melek tarafından? Tabii ki Cebrail. Melit aracılığıyla indirildi. Allah tarafından peygamberlere gönderilen az sayfadan oluşan ilahi metinlere ne denir? Suhuf. Bunlara suhuf sayfa denir. Suhuf sayfa demek. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. İslamiyet'ten önce Kabe'nin içi putlarla doluydu. Doğru. O dönemde herkesin, her kabilenin ayrı bir putu vardı. Yani putlar Kabe'yi işgal etmişti. İlk peygamber Hazreti Ebu Talip'tir diyor. Ebu Talip peygamber değil, yanlış. İlk peygamber yani kimdir? Hazreti Adem'dir. Peygamberimiz doğmadan önce de İslamiyet vardı. Yok. İslamiyet peygamberimiz doğduktan sonra Kur'an-ı Kerim peygamberimize indirildiği için ondan sonra olduğu için bu ifademiz yanlış. İlahi kitaplar insanın mutluluğunu ve toplumsal düzeni amaçlar. İlahi kitapların amacı zaten insanları dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirmek, doğru. İlk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetiydi. Evet. Doğru. Kur'an-ı Kerim 6. yılın Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Evet, ifademiz doğru. Peygamberimiz Medine'de doğmuştur. Medine'de değil, Mekke'de doğmuştur. Yanlış. Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. İlahi kitaplar uğradığı için, değişikliğe uğradığı için, bulduğu için Allah tekrar tekrar peygamber göndermiştir. Yani nedir bu ifade? Yanlış. Kur'an-ı Kerim'in emirleri yalnızca Araplar için geçerliydi. Tüm insanlar için. İslamiyet, Kur'an-ı Kerim tüm insanlık için. Bu ifade yanlış. Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Evet, ifademiz doğru.
Aşağıdaki ifadelerin karşılarına ait oldukları kavramları yazalım. İlk peygamber kimdir? Hazreti Adem'dir. İlk peygamber, ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem, onun eşi Hazreti Havva'dır. Yani ilk insanlar Hazreti Adem ve Havva, Hazreti Adem aynı zamanda peygamberdir. İnsanın diğer varlıklardan ayrılan özellik nedir? Akıl. Yani hayvanlarda akıl yoktur. İnsanlar akıllıyla icat yapabilir, dünyayı yeniden tanzim edebilir, ev yapabilir, araba yapabilir, bisiklet yapabilir, bisiklete binebilir. Yani bunlar hep akıllı olan şeyler. Son peygamber Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed'dir. Az sayfadan oluşan ilahi metinlere ne deniyor? Suhuf. Sayfa demek. Suhuf deniyor. Sayfa demek. Allah'ın peygamberlere ulaştırdığı ilahi mesajlara vahiy deniyor. Vahiy. Kevser suresinde noktalı yerleri tamamlayınız diyor. Evet, Kevser suresini okuyun, tamamlayın. Neydi? Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakel kevser. Fesallili rabbike venhar. İnne şane ekev hüvel ebter. Evet, buraları siz okuduğumuz şekilde doldurun. Kutsal kitaplarla bu kitapların gönderildiği peygamberleri eşleştirin. Kur'an-ı Kerim kime indirmiştir? Hazreti Muhammed'e indirmiştir. İncil Hazreti İsa'ya indirilmiş. Zebur nedir? Hazreti Davud'a, Tevrat ise Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Birinci sorumuz, aşağıdaki ikilerden hangisi Alak suresinin ilk 5 ayetinin içerdiği mesajlardan biri değildir diyor. Alak suresinin ilk 5 ayeti nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, İkra Bismi Rabbikellezi Halak. Anlamı, yaratan Rabbin adıyla oku. İkinci ayeti, Halekal insane min alak. Anlamı ise, insanı bir kan pıhtısından yarattım. Üç, İkra ve Rabbikel Ekrem. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Dört, Ellezi yalleme bil kalem. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. Beş, Allemel insane me'lem ye'lem. İnsana bilmediği şeyleri öğrettim. Evet, kalemle yazmayı oku dedi. Kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Burada olmayan şey nedir? Doğru ol. Bu yoktur. Yani bu ilk 5 ayeti bilin. Okuyalım tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi Rabbikellezi halek. Halekal insane min alek. İkra. Ve Rabbikel ekrem ellezi alleme bil kalem. Alleme insane me'lem ye'lem. Evet. Tam okuyamasak da evet, bu şekilde devam edelim. 7. Peygamberimizin gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarıyla ilgili hangisi söylemez? Ticarette dürüstü. Evet, doğru. İnsanların kalbini kırardı, kırmazdı. Kalbini kesinlikle ne yapmazdı? Kırmazdı. Kırmazdı. Dürüstü. Masum insanların hakkını savunurdu. Haksızlıklarına mücadele ederdi. Fakat insanların kesinlikle kalbini kırmazdı. Cevabımız B. 2. Çocukluk döneminde kimlerin yanında kalmamıştır diyor. Şimdi Peygamberimizin Muhammed'in çocukluk ve gençlik dönemlerine göz atalım. Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve erdemli bir şekilde geçmişti. Peygamberlikten sonraki yaşamı nasıl erdemli ise çocukluk ve gençlik döneminde de öylesine erdemliydi. Halbuki gençlik yıllarını geçirdiği Mekke şehri o zamanlar o kadar karışıktı ki Mekkeliler arasında yaşayıp da
cahiliye çirkinliklerine bulaşmamak adeta mümkün değildi. İslam öncesi cahiliye döneminde dolandırıcılık, hak yeme, verdiği sözde durmama, hainlik eksik olmuyor. Çok basit bir iş gibi görülüyordu. Peygamberimiz bu karışık ve kirli toplumda kirlenmeden kalmayı ve başkalarına bulaşan kötü hallerden bütünüyle uzak kaldı. Çünkü Yüce Allah onu cahiliye devrinin en türlü pis işlerinden, çirkinliklerinden nefret duyacak bir karakterde yaratmıştı. Peygamberimizin gençliği amcası Ebu Talib'in yanında onun himayesi altında geçti. Ebu Talib yeğeni için o zaman pek revaçta olan ticareti meslek olarak seçmişti. Zaten kendisi de meşhur bir tüccardı. Peygamberimizin amcasıyla birlikte ticari seyahatleri yaparak tecrübesini artırdı. Doğruluğu, alışverişteki adaleti kısa zamanda çevresinde duyuldu ve meşhur oldu. O zamanlar Arabistan'da doğru ve güvenilir kimselere sermaye verilir, ticaret yapılarak kârı paylaştırılırdı. Hazreti Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarına bir bakalım. Nisan ayının son günleriydi. Abdülmuttalip bir torun bekliyordu. Gözü oğullardaydı. Her an bir müjde alabilirdi. Kısa bir süre önce yaşadıklarını hatırlayarak yüzünü Kabe'ye döndü. Gözlerinin önünden yaşadıkları geçti. Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen valisi Ebrehe ile karşılaşması ve onun devlerini rehin alışı aklına geldi. Ebrehe Kabe'yi yıkmaması için Abdülmuttalip'in yalvarmasını beklerken ben develerin sahibiyim. Onları korumakla yükümlüyüm. Kabe'nin sahibi Yüce Allah'tır. Onu Allah koruyacaktır dediğini hatırladı. Allah Kabe'sini korumuştu. Böylece onun büyüklüğünü bir kez daha hissetmişti. Oğlum Abdullah dedi kendi kendine yutkundu. İçini bir hüzün kaplamıştı. Kolay değildi. Oğlu Abdullah'ı Amine ile evlendirdikten kısa bir süre sonra kaybetmişti. Şimdi heyecanla torunun doğum haberini bekliyordu. Tam o sırada koşarak biri geldi ve müjde Abdülmuttalip bir torunun oldu dedi. İhtiyar kalbinin hızla çarptığını hissetti. Gözlerinden sevinç, gözyaşları süzülüverdi. Evet, Peygamberimizin babası Abdullah o doğmadan önce vefat etmiştir. O yüzden çocuk döneminde babasının yanında kalmamıştır. Çünkü babası Peygamberimiz doğmadan önce vefat etmiştir. Cevabımız C seçeneği olacak. Diğerlerinin yanında kalmıştır çocukluk döneminde. Dedesi, annesi, amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır. 8. Peygamberimiz hangi şehirde vefat etmiştir? Peygamberimiz Medine şehrinde vefat etmiştir. Üçüncü sorumuz, Kur'an-ı Kerim ne zaman indirilmeye başlanmıştır? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Peygamberimize Cebrail aracılığıyla sözlü olarak gelmiştir. Peygamberimiz bunları anında ezberliyor ve çevresindeki ashabını okuyor. Onlar da ezberliyorlardı. İşlerinde yazı yazmayı bilenler değişik malzemeler üzerine öğrendikleri ayetleri yazıyorlardı. İlk ayetlerin girişi şöyle olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik görevi verilmeden önce o zaman insanlardan uzaklaşarak kainatın yaratılışı, insanlığın geleceği gibi konuları düşünmek üzere Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilirdi. 610 yılında da yine böyle bir gün Hira Dağı'na çıkmıştı. O esnada vahiy meleği Cebrail geldi ve göründü. Cebrail oku dedi. O ben okuma bilmem cevabını verdi. Melek onu tuttu ve tekrar oku dedi. Yine o ben okuma bilmem diye cevap verdi. Çünkü o gerçekten okuma bilmiyordu. Melek yine onu tuttu. Ezercesine sıktı ve bıraktı. Oku dedi. Bu kez Peygamberimiz ne okuyayım diye cevap verdi. Cuman insanı alaktan yaratan Rabbin adıyla oku. Oku. İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin ekremdir. Yani en cömerttir şeklinde ki Alak suresinin ilk 5 ayetini okudum. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde Mekke'deki Nur Dağı Hira mağarasına indirilmeye başlanmıştır. Yani Ramazan ayının Kadir gecesinde. O yüzden cevabımız 610 yılının Ramazan ayında cevabımız A seçeneği olacak.
9. Cebrail'den ilk vahiy alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heyecanlanarak evine koştu. Bu durumda peygamber endişe etme, üzülme diyerek teselli eden kimdir? Hazreti Hatice'dir. Cevabımız C seçeneği. Eşi Hazreti Hatice'dir. Dört, aşağıdaki hangisi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bakımını üstlenen amcasıdır? Zübeyir, Hamza, Abbas, Ebu Talip. Ebu Talip'tir cevabımız. D seçeneği. On, peygamberimizin doğum tarihi hangi yıldır? 20 Nisan 571'dir cevabı B seçeneği. Hazreti Muhammed her zamanki gibi Hira mağarasına gitmiş, toplumu içinde bulunduğu durum için üzülüyor ve düşünüyordu. O sırada bir melek geldi ve oku dedi. Aşağıdaki hangisi bu vahyi getiren melektir? Evet, bu melek Cebrail'dir. Cevabımız C seçeneğim. İlahi kitaplarla ilgili hangisi söylenemez? 11. sorumuz. A. İlahi kitaplar Allah tarafından gönderilmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Evet, Kur'an-ı Kerim'den sonra başka ilahi kitap gelmeyecek. Son peygamber Hazreti Muhammed. İlahi kitaplar insanı her iki dünyada da mutluluğa uğraştırmayı hedefler. Evet, hem dünya mutluluğu hem de ahiret mutluluğu için gelir. Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kalmıştır diyor. Diğer ilahi kitaplar değişikliğe uğradığı için en son Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Yani bu yanlıştır. 4. Birinci sorumuz D. Yanlış. Altı, yukarıdaki davranışlarından kaç tanesi erdemli bir davranıştır diyor. Yardımseverlik erdemli bir davranış. Bir, kıskançlık erdemli bir davranış değil. Çiziyorum. Çizildi de. Niye böyle yaptın? Dürüstlük bile erdemli bir davranış, bencillik değil, çalışkanlık erdemli bir davranış, saygı göstermek erdemli, tutumluluk, evet insanlar tutumlu olacak erdemli bir davranış, bencillik değil, sevgi erdemlilik, cömertlik erdemlilik, şefkat erdemlilik. Kaç tane bakalım? Yardımseverlik 1, dürüstlük 2, çalışma gücü saygı 4, tutumluluk 5. Sevgi 6, cömertlik 7, şefkat 8. 8 tanesi erdemli. A seçeneği. Tabloda verilen kelimeler aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz demiş. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? 6666 ayet var. 6666 ayet var. Kaç sure var? 114 tane de sure var. 114. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha'dır. Son suresi ise Nars. Evet, bazıları böyle yazıyor. Bazıları da nasıl yazıyor? Nas suresi. En uzun sure, en kısa sure demiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Fatiha suresi. İlk suresi Fatiha suresi. Son suresi ise Nas suresidir. En uzun sure Bakara suresi. En kısa sure ise Kevser suresidir. Kur'an-ı Kerim her biri 20 sayfa olan 30 cüzden oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim hangi sahabe zamanında kitap haline getirilmiştir? Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hazreti Osman döneminde de çoğaltılmıştır. Nedeni ise savaşlarda hafızların ölmesi. Hafızlar öldüğü için dolayısıyla Kur'an'ı ezberleyen kişiler ölünce hepsinin bir araya getirilmesi gerekmiş yani. Bu sebepten dolayı bir araya getirmişler.
Yani vahiy kitapları indirilen ayetleri o dönemin yazı malzemesi olan deri ağaç kabuğu, papirüs kağıdı ve kemik gibi malzemeler üzerine yazıyorlardı. Bu belgeler üzerine ayetlerin ve surelerin her yer ve sıralarına ait bilgiler de yer alıyordu. Bu malzemelerin düzgün bir şekilde yazılıp kitap haline getirilmesi gerekiyordu. İlk halife Hazreti Ebu Bekir halifeliği döneminde Kur'an sayfalarını toplayarak bir araya getirmeyi kararlaştırdı. Bu amaçla vahiy katibi ve hafız olan Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon çok büyük bir tizlikle Kur'an'ı bir araya getirerek kitaplaştırma işine başladı. Her ayet peygamberin huzurunda yazıldığına dair en az iki şahitle birlikte kabul ediliyordu. Bu şekilde iki kapak arasında toplanan Kur'an Mushaf'ı oluşturulmuştur. Bu asıl Mushaf daha sonra Peygamberimizin hanımı Hazreti Hafsa'ya emanet edilmiştir. Üçüncü halife Hazreti Osman zamanında ise Kur'an elde var olan asıl Mushaf üzerinden çoğaltılarak Mekke, Basra, Küfe, Bahreyn ve Yemen gibi çeşitli merkezlere gönderilmişti. Böylece lehçe farklılıklarında oluşabilecek kargaşaların da önüne geçilmiş oldu. Bugün de Topkapı Sarayı'nda Hazreti Osman zamanında çoğaltılan musaflar bulunmaktadır. Böylece Kur'an-ı Kerim hem ezberlenmek hem de kitaplaştırmak suretiyle asırlar boyunca korunarak günümüze kadar gelmiştir. Sorumuzun cevabı Hazreti Ebu Bekir oldu. Tabi bunun haricinde biraz daha fazla bilgi verdik. Hangi sahabe zamanında çoğaltılmış? Hazreti Osman zamanında çoğaltılmış Kur'an-ı Kerim. Bilge insan Hazreti Lokman'a halk arasında Lokman hekim denilmesinin sebebi nedir? Hastalıklara çare bulması, yani hastalıklara tedavi bulması bu yüzden demiştir. Dertlere derman olmuştur, hastalara şifa olmuştur. O yüzden Lokman hekim denilmiştir. Tıp dünyasında ve İslam dünyasında adına sık kadımız Lokman hekim gerçekte bir peygamber mi yoksa sadece bir Allah dostu mu olduğu konusu tartışıla dursun. Bilinen bir gerçek var ki o da günümüz alternatif tıbbın önemli figürlerinden biri olması. Aynı zamanda oğluna verdiği önemli nasihatleriyle de bilinen Lokman hekimin yaşamından kesitleri ele aldığımızda Lokman hekimin dini, ahlaki ve tıbbi yansımalarından bahsedeceğiz. Lokman hekim hakkında yazılan yüzlerce kitap anlaşılmaktadır ki o yaşamını iyilik yapmaya, dertlere çare olmaya, hastalara şifa bulmaya adamış örnek bir şahsiyettir. Lokman hekimin özellikle çocuğuna verdiği öğütler halen günümüzde bile birçok ebeveyn tarafından çocuk psikolojisi ve ahlak üzerine kendi çocuklarına verilmektedir. Bu onun halen bilgileriyle ve bıraktıklarıyla yaşadığının en büyük kanıtıdır. Hazreti Davud Aleyhisselam zamanında yaşadığı bilinen Lokman hekim, Sudan topraklarından Nubya'da doğmuştur ve aralarında Filistin, Anadolu, Efes, Bergama, Atina gibi birçok bölgede yaşadığı ya da buralarda kısa sürede olsa bulunduğu sanılmaktadır. Babasının adı Bağra'dır. Bağra'nın Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kardeşinin ya da teyzesinin oğlu olduğu düşünülmektedir. Böylece Hazreti Eyüp Aleyhisselam ile Hazreti Lokman Aleyhisselam arasında bir akrabalık bağı olduğu söylenebilir. Lokman hekimin oğluna öğütleri. Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütler günümüze kadar ulaşmaktadır. Bu öğütlerin bir kısmı ise şu şekildedir. Kibirlenip de sakın insanlara yüz çevirmem. Yeryüzünde şımarık şımarık gezeyim de. Çünkü Allah kibirlenenleri ve kendini beğenenleri sevmez. Bir erkek olarak başını ve gözünü örtmekten sakın. Gündüz şöhret ün olur. Gece şüpheyi üzerine çekersin. Diline sahip olmayan kimse de pişman olur. Hayırlı kimselerin gerekirse kölesi ol. Şerlilerle sakın dostluk kurma gibi birçok nasihati bulunmaktadır. Lokman hekim ve alternatif tıp. Hazreti Lokman'a halk dilinde Lokman hekim de denilmesinin en önemli nedeni alternatif tıp olarak da bilinen ve birçok hastalığa çare olan alanın öncülerinden biri olmasıdır. İçerisinde zamanının önemli ve başa çıkılamayan hastalıklarından veba, verem ve zatüre gibi rahatsızlıkların da bulunduğu birçok rahatsızlığa çeşitli bilgileri önererek ya da bizzat kendisi uygulayarak şifa bulmaktaydı. Bazı rivayetlere göre ölümsüzlük bitkisini de bulduğu söylenmektedir.
Evet, Lokman Hekim denmesinin en büyük nedeni alternatif tıbbı kullanması. Bu yüzden ona Lokman Hekim denilmiştir. Aşağıdaki hangisi Hazreti Lokman'ın oğluna öğütlerinden biri değildir bakalım. Allah'a ortak koşma, bir şey canını çekerse hemen al, göz hakkıdır demiş. Namazı dosdoğru kıl, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Evet, bu musibetlere sabırlı olmak var. Allah'a ortak koşma var, namazı dosdoğru kıl var. Bir şey canı çekerse hemen al, gözün hakkıdır. Böyle bir şey söylememiştir, böyle bir uydu yoktur. Cevabımız C seçeneği. 6. Aşağıdaki kelime çiftlerinden birer tane seçerek cümleyi doğru şekilde tamamlayarak Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e indiriliş sürecinin alttaki boşluğa yazınız. Uygun olan seçeneğin yanına çarpı işareti koyunuz. Şimdi Hazreti Muhammed'e ilk nokta nokta kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. Dağ'ın Hira mağarasında 1610 yılında Cebrail adlı melek tarafından indirilmiştir. Bu olay Peygamberimizin vefat ettiği 632 yılına kadar devam etmişti. Evet. Şimdi Hazreti Muhammed'e ilk emir ne zaman indirilmiş? İlk emir Mekke'deki Hira nedir? Mağarasında. Evet, nerede indirilmiştir? İlk vahiy, Hazreti Muhammed'e ilk vahiy. İlk vahiy diyelim, şöyle ilk vahiy. Evet, ilk vahiy. Mekke'deki Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda. Son yılında Cebrail adlı melek tarafından indirilmiştir. Bu olay Peygamberimizin vefat ettiği 632 yılına kadar devam etmiştir. Hazreti Muhammed'e gelen ilk vahiydeki alak sözcüğü neyi emretmiştir? Oku diyor. Oku. Hazreti Muhammed 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalib ölmüştü. Dedesini kaybettikten sonra 25 yaşına kadar Peygamberimizin yanında kaldı ve ona ticaret etmeyi öğreten kimdir? Amcası Ebu Talip'tir. Peygamberimizin doğduğu şehir ve yıl hangi seçkinde doğru verilmiştir? Mekke'de doğmuş 571 yılında. Aşağıdaki hangisi Hazreti Muhammed'in bir özelliği değildir? Dürüstlüğüyle tanınması doğru. Çocukları sevmesi o da doğru. Bazen yalan söylemesi. Efendimiz hiçbir zaman yalan söylememiştir. Büyüklerine karşı saygılı olması. Evet, büyüklerine karşı saygılı, küçüklerini de severdi. Cevabımız C seçeneği, yanlış olan. 11. Aşağıda Hazreti Muhammed'in ailesinden bazı kişilerin isimleri verilmiştir karşılarına. Peygamberimizle yakınlık derecelerini yazınız. Amine annesi. Abdullah babası. Abdülmuttalip dedesi. Halime süt annesi. Ebu Talib amcası, şimdi Peygamberimizin iki tanesi vardı. Bir babasına olan dedesi Abdülmuttalib, bir dedesinin babası yani diğer dedesi
Vehb, yani bu da dedesi oluyor. Annesinin babası oluyor bu da. Hz. Muhammed'in Kabe'nin onarımı sırasında Hacerül Esved'in yerine konulmasına hakem olarak seçilmesi ve kararının itirazsız kabul edilmesi onun yaşadığı toplumda nasıl bir kişilik olarak kabul edildiğini gösterir. O güvenilir bir kişi olduğu için herkes ona güvenirdi. Yani cevabımız C. Allah'ın kitapları. Yüce Allah kitaplar gönderdi insanlara. Gerçek yolu, doğruyu gösterdi hep onlara. Hz. Muhammed'i Kur'an'la destekledi. Her şeyi tamamladım. En son kitabım bu dedi. 13. Yanındaki şiirden de yola çıkarak Kur'an'ın niçin indirildiğini yazınız. Kur'an-ı Kerim en son din, İslam'ın en son din İslam, Kur'an-ı Kerim ise en son indirilen kitap. Diğer kitaplar değiştirildiği için dolayısıyla Allah tekrar yeni bir kutsal kitap indirmiştir, son kitaptır. Yani bu kitapla her şeyi tamamlamıştır. Bundan sonra yeni bir kitap inmeyecektir. 14. Kur'an-ı Kerim'le ilgili doğru olan kişi o ve kavramları işaretleyiniz demiş bize. Kur'an-ı Kerim kitabı getirilmesinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe ve katibi kimdir? Kur'an-ı Kerim kitabı haline getirilmesinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen vahiy katibi Zeyd bin Sabit'tir. Şimdi vahiy kendiliğinden aitleri o dönemin yazı malzemesi olan deri, ağaç, kabuğu, papiros ve kemik gibi malzemeler üzerine yazıyorlardı. Bu belgeler üzerine ayetlerin ve surelerin yer ve sıralarına ait bilgiler de yer alıyordu. Bu malzemelerin düzgün bir şekilde yazılı kitap haline getirilmesi gerekiyordu. İlk Halife Hazreti Ebu Bekir halifeliği döneminde Kur'an sayfalarını toplayarak bir araya getirmeye kararlaştırdı. Bu amaçla vahiy katibi ve hafız olan Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kuruldu. Bu komisyon çok büyük bir titizlikle Kur'an'ı bir araya getirerek kitaplaştırma işine başladı. Her ayet peygamberin huzurunda yazıldığına dair en az iki şahitle birlikte kabul ediliyordu. Bu şekilde iki kapak arasına toplanan Kur'an musafı oluşturulmuştur. İki kapak arasına oluşturulan Kur'an musafı nedir? Musaf. Yani bunun cevabı ne olacak? Bunun cevabı Musaf olacak. Hazreti Peygamber'e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kitap arasında toplanmış ilk haline Musaf deniyor. Üçüncü halife Hazreti Osman zamanında ise Kur'an elde var olan asır Musaf üzerinden çoğaltılarak Mekke, Basra, Küfe, Bahreyn ve Yemen gibi çeşitli merkezlere gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in her 5 sayfasına hizip denir. Yani bir hizip. Her 5 sayfasına ne deniyormuş? Bir hizip denir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir gecesinin binden daha hayırlı olduğunu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kadir gecesi daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi gecede indirilmiş? Kadir gecesinde indirilmiş. Kur'an-ı Kerim hangi dönemde inen ayetlerinde daha çok iman esasları, ahiret inancı ve ahlaki ilkeler konu edilirdi? İlk inen ayetler, yani Mekke'de inen ayetler nedir? Bu ikileri konu alıyordu. Çünkü insanlar daha yeni yeni inanmaya başlamışlardı.
Aşağıdaki cümlelerin başına da yanlış olanın başına yazın demiş. Kur'an-ı Kerim 610 yılında indirilmeye başlamıştır. Doğru. Peygamber Efendimiz'in annesi vefat edince neden amcası bakmıştır diyor. Dedesi bakmış, amcası değil. Yanlış bu. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet denir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'e Peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail'dir demiş. Cebrail. Yanlış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti değişmemiştir. Doğru. Güzel olan her türlü işe başlayıp Bismillahirrahmanirrahim derim. Bu da doğru. Yani Allah'ın adıyla başlayacaksınız bir işe başlarken, güzel olan bir işe. Peygamberimiz güvenilir olduğu için ona Muhammedül Emin denmiştir. Bu da doğru. Kur'an-ı Kerim'in parça parça indirilmesi, ezberlenmesini kolaylaştırmıştır. Doğru. Hepsi beraber gelseydi ezberlemesi zor olurdu. Aşağıda uygun şekilde doldurunuz demiş. Nelerle dolduracağız bakalım. Kur'an-ı Kerim baştan sona okunmasına ne denir? Baştan sona bakalım cevap hatim. Ne denir? Hatim. Yani Kur'an-ı Kerim hatim ettim, baştan sona okudum. Kur'an-ı Kerim nokta nokta zamanında kitap haline dönüştürülmüştür. Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline dönüştürülmüş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annesinin adı nedir? Süt annesinin adı Halime'dir. Kur'an-ı Kerim nokta nokta kitapların sonuncusudur. Yani ilahi kitapların sonuncusu. Vahiy meleğinin adı nedir? Cebrail. Allah'ın ilahi mesajlarını peygamberlere bildirilmesine ne denir? Vahiy. Kur'an ayetlerini yazan kişilere ne ad verilir? Vahiy katibi. Katip yazmak demek yazan. Vahiyleri yazdığı için de vahiy katibi denir. Kur'an-ı Kerim en kısa suresi hangisidir? Kevser suresidir. Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır Hazreti Osman zamanında. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmesine görevli komisyonun başkanı kimdir? Hazreti Zeyd bin Sabit. Evet, C'ye bakalım. Aşağıdaki hangisi Peygamberimizin gelen vahiylerin korunması için aldığı tedbirlerden değildir demiş. A. Gelen vahiyler önce kendisi ezberlerdi. Tamam, doğru. Vahiy katiplerini çağırır, onları yazdırırdı. Bu da doğru. Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi. Gelen vahiyi unutmamak için hemen kendisi yazardı demiş. Vahiy katiplerine yazdırırdı. Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi. Yani buradaki seçeneğimiz D seçeneği. Peygamber Efendimiz'e Muhammed'in emin denilmesinin sebebi nedir? Güvenilir ve dürüst olduğu için. Evet, cevabımız nedir? A seçeneği. Kur'an-ı Kerim'in inmesinin tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür? Yaklaşık olarak 23 yılda inmiştir. 23 yılında. Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken inmeye başlamıştır. Peygamber Efendimiz vefat etene kadar, 63 yaşına kadar devam etmiştir. 4 neydi ya? Diğer neymiş?
Hz. Muhammed'in doğduğu toplum için hangisi yanlıştır? Kız çocuklarının değer verilmez de doğru. İnsanlar iyi cahildi, bu da doğru. İyi ve güzel davranışlar yaygındı. Kabile yaşantısı vardı. İyi ve güzel davranışlar yaygın değildi. Diğerleri doğru, bir yanlış. Peygamberimize nerede peygamberlik gelmiştir? Hira mağarasında gelmiştir. Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı nedir? Okudur. Aşağıdaki hangisi Kur'an'ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir? Kur'an tüm insanlığa vahiy yoluyla gönderilmiştir. Doğru. Kur'an son ilahi kitaptır ve her çağda geçerlidir. Doğru. Kur'an aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Doğru. Kur'an yaşlılar içindir demiş. Kur'an tüm insanlar için, genç, yaşlı, her insan için. Cevabımız D seçeneği. 6. İnna atayna kel kevser fesalli lilke venhar inneke şani ekehvel ebter. Cevabımız C seçeneği, ilgi olan kısım. Kur'an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirmiştir? Bir seferde indirilseydi ezberlenmesi, insanların anlaması zor olurdu. Parça parça indirilmiş, insanlar yavaş yavaş anlamış. Sadece peygamberimize geldiği için Müslümanlar daha kolay anlayıp emeklilerini rahatlıkla uysunlar diye. Cevabımız B seçeneği. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç sure vardır? 114 sure vardır. Cevabımız B. Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? Düzenbaz, ahlaklı, misafirsever, kıskanç demiş. Yardımlaşan olacak, cömert olacak, iyilik edecek. Düzenbaz olmaz iyilik eden kişi. Kıskanç olmaz, ahlaklı olur. Evet, ahlaklı bir insan. Cevabımız C. Kur'an-ı Kerim her 20 sayfadan oluşan bölümüne ne denir? Cüz denir. Aşağıdaki hangisi manevi iç temizliktir? Dişlerimizi fırçalamak, bu dış temizlik. Sözünde durmak, dürüst ve gönül olmak, bu ise iç temizlik. Elbisemizi temiz tutmak, dış temizlik. Sokağımızı temiz tutmak, bu da çevreziyim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Nerede? Mekke'de. 20 Nisan 571 Mekke'de doğmuştur. Kur'an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlamıştır? Kadir gecesinde. Cevabımız A. Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve en uzun sureleri hangisidir? Suresi Bakara suresi en kısa suresi ise nedir? Nas suresidir. Yok, neydi? Kontrol edelim. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha, son suresi Nas suresidir. En kısa suresi Kevser, en uzun suresi ise Bakara suresidir. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki hangisi Kur'an'ın kelime özelliklerinden biri değildir? Kur'an Arapça olarak gönderilmiştir. Doğru. Kur'an sadece Araplara gönderilmiştir. Bu yanlış. Tüm insanlığa gönderilmiştir. Kur'an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. O da doğru. Kur'an son kutsal kitaptır. O da doğru. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayına ne denir? Hicret denir. Evet. Ne denir? Hicret. Şimdi birinci sorumuz, bakalım. Hazreti Muhammed doğduğunda yukarıdaki yazılan inanışlardan kaç tanesi vardı? Yani Haniflik demiş, putperestlik demiş, Hristiyanlık demiş, Budistlik, Musevilik. Şimdi Budistlik dışında diğerleri hepsi vardı. Budistlik yoktu, bu yoktu. Diğerlerin hepsi vardı. O yüzden cevabımız B seçeneği. Yediye bakalım. Muhammed'in anne babasının adı hangisine doğru verilmiştir? Annesinin adı
Abdullah, babasının adı Amine'dir. Evet, burada D seçeneği olacak. Abdullah ve Amine. D'de onlar olacak. Şu an çıkmamış soruda. 2. Hazreti Muhammed'in doğduğu şehrin genel durumu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. A. İnsanlar elleri yaptıkları putlara tapıyorlardı. Elbette tapıyorlardı. Doğru. Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi. Hiç değer verilmezdi. B seçeneği yanlış. C. Kabile ve aile savaşları çok oluyordu. Evet, o devirde kabile savaşları çok oluyordu. D. İyilik yapma, açlıkları doyurma gibi alışkanlıklar yaygın değildi. Evet, bu da doğru. 8. Hazreti Muhammed doğduğunda dedesi ona Muhammed adını koydu ama annesi ona farklı bir isim koydu. O isim neydi? Ahmet ismiydi o isim. Ahmet. 9. Hazreti Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı? 6 yaşındaydı. 3. Hazreti Muhammed'in doğduğu yer neresidir? Mekke. Ona bakalım. Hazreti Muhammed'e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticaret öğreten kişi kimdir? Amcası Ebu Talip'tir. 4. Aşağıdaki hangisi Hazreti Muhammed'in amcasından biri değildir? Ebu Talip amcası, Hamza amcası, Abbas amcası. Şimdi Ebu Bekir peygamberimizin nesi oluyor? Kayınpederi. Kayınpederi oluyor, amcası değildir. Yakın arkadaşın, yani Mekke'deki yakın arkadaşlarından birisidir aynı zamanda. On bire bakalım. Hazreti Muhammed'in annesi olmamasına rağmen kim annedir ve onu anne gibi görürdü? Evet, kimi görürmüş? Fatıma'yı görürmüş. 5. Yüce Allah'a ibadet amacıyla yapılan ilk mescit hangisidir? Kabe. 6'ya bakalım. Hazreti Muhammed'in süt annesi kimdi? Halime'ydi. 12'ye bakalım. Hazreti Muhammed yaşadığı toplumda herkes ona her konuda güvenirdi ve ona el emin derlerdi. 13. Mekkelilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş ve Hazreti Muhammed'in de bulunduğu grubun adı aşağıdaki hangisidir? Bu grubun adı Erdemliler topluluğudur. 14'e bakalım. Son peygamber kimdir? Hazreti Muhammed. 20'ye bakalım. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi kaç yıl sürmüştür? 70 yıl sürmüştür. 21. Kur'an-ı Kerim'lere, papirüslere, cilan derilerine, sert ağaç dallarına veya hurma dallarına yazıldı ama daha sonra kitap haline getirilmiştir. Kitap haline getiren kişidir. Ebu Bekir devrinde kitaphane getirilmiş, Hazreti Osman devrinde çoğaltılmış. 22. Peygamberimize gelen ayetleri hem ezberleyen hem de yazan halife hangisidir? Bu halife Hazreti Ali'dir. 23. Kur'an-ı Kerim ilk suresi Fatiha ve son suresi Nas suresidir. 24. Aşağıdaki başlıkları doldunuz demiş. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 6666 ayet vardır. Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzden oluşuyor. 15. Aşağıda peygamber ve kutsal kitapları verilmiştir. Hangi eşleştirmede yanlış yapılmıştır? Demiş. Hangisinde yanlış yapılmış? Yapılmamıştır. Hangisinde yanlış yapılmamıştır? Hazreti Muhammed'e Kur'an indi. Tevrat dediği için yanlış. Hazreti İsa'ya İncil indirildi. Hazreti Davud'a Tevrat, Hazreti Musa ise nedir? Hazreti Musa'ya, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti Musa ise Tevrat indirildi. Düzeltelim. Hazreti Davut'a Zebur, Hazreti Musa ise Tevrat indirildi. Kur'an-ı Kerim'in hangi melek aracıyla Arapça olarak indirmiştir? Cebrail aracıyla indirmiştir. Evet, bakalım hangi sorudayız?
17. Aşağıda yazılı Kur'an-ı Kerim özelliklerinin kaç tanesi doğrudur? Son kitaptır doğru, Arapça yazılmıştır doğru, ilk kutsal kitaptır demiş, o yanlış. Tüm insana göndermiştir doğru, 3 tanesi doğru, 1, 2, 4 doğru, 3 yanlış oluyor. 24'e bakalım, aşağıdaki boşlukları doldurduk. 25 Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetinin olduğu sure aşağıdaki hangisidir? Evet, bu Alak suresi, Alak. Aşağıdaki noktalı yerlere Kevser suresini yazınız. Nedir? İnna atayneke Kevser, feselli li rabbike venhar, inne şanike hüvel ebter. En kısa sure. Hz. Muhammed ilk vahiy nerede gelmiştir? Mağarada, Hira mağarasında 18. cevabı. 19 neymiş? Hz. Muhammed'e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Oku. Gidi. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku.